Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda ablam var. Başlıktan da anlayacağınız üzere beni seksi bir Instagram girl'e çevireceğiz. Ece'yi baştan yaratacağız. Ve bunun için tabii ki de makyajda en iyi adrese geldim. Çağla Çetin'e. Güveniyorum ki beni çok seksi bir kadın yapacaksın. Yani ben de inanıyorum çünkü malzeme güzel aşkım. Ya. Malzeme güzel, ne yapsan olur yani. O yüzden hiç şüphem yok. Ben de inanılmaz bir makyaj yaptım. Böyle videondayım çünkü Reels çektim arkadaşlar. Evet. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel Reels'ler çekiyoruz. Burada ablamınki, burada benimki olacağı dur. Takip edersiniz. Şimdi. Nasıl bir makyaj yapacağım? Biraz bana yanaş. Ben sana şey bir makyaj yapmak istiyorum. Böyle hafif Kim Kardashian tarzı. Anladım. Senin hiç yapmadığın böyle acı kahve smoke bir makyaj yapmak istiyorum. Bunun için de yeni aldığım ve çok sevdiğim Natasha Denim'le paletimi kullanacağım. Yani ben genel olarak özellikle bir de şimdi karantina dönemi geldi ya. Hiç yani hep aynıyım. Eyeliner falan çekiyorum. Bir de şimdi kirpik yaptırdın. Hiç yani. Bu senin değil mi? Evet. Yani izleyenler de beni çok kadar makyaj böyle seksi bir göcü olarak görmediler. Hayır, senin de var seksi makyajların, olur mu? Kapat gözlerini. Senin siyah bir makyajın vardı ya, simsiyah. Ben yılbaşı için yaptım. Evet, o yani normal bir makyaj değil yani. O seksi bir makyaj. Güzel kokuyorsun kız. Ben? Kokarım, güzel kokarım. Ben yapmadım. Kirpin düştü Ece. Ece Kardashian. Kardashianların yeni üyesi ben. Ay keşke. Hayır. Hemen bizi sattı 2 dakika. Görüyorsunuz. Niye canım, gelir özel jetlerle aldırırdım size. Hareketler yapıyorsun orada. Kür içindesin, yalanlar içindesin. Yani hani senin jetin olacak, bizi aldıracaksın. Aşk olsun, aldır mıyım mı? Aldırırım ben. Bir kere falan. Sen orada şeylerle takılırsın, Justin Bieber falan. Ay kendimi hiç öyle hayal edemedim. Bu seksi olma muhabbeti de nereden çıktı biliyor musun? Nereden çıktı bu video fikri hakikaten? Deniz'den diyormuşum, yok. Gerçekten mi? Yok yok, onunla alakası yok. Şöyle oldu, ben Britney Spears'ı çok seviyorum ya. Britney Spears'ın da şarkıları hep böyle seksi seksi. Evet. Yani dinlerken böyle kendine ön, mesela klipte hayal edersen bir seksi bir kadın olarak hayal edersin. Hı hı. Ulan hayal edeceğim edemedim. Çünkü yok artık. Kendimi o kadar hani seksi bir konuma koymamışım ki hayal edemedim. Sonra dedim ki aa, beni kimse böyle hayal etmedi ya da görmedi. Hı hı. O zaman neden görmesinler? Haklısın. Dedim. Ece'nin çok gönüllülüğünü göstermek isterim. Bakabilir miyim, bakmam yasak mı? Yani en son gör istersen. Tamam, tamam, bakmayayım. Yani sen de bir böyle wow. Ben neymişim ben ya. Wow olabilirsin. Ben de kendi makyajımı çok beğendim. Çok şirin olduğunu düşünüyorum. Evet ya, tam peri kızı gibi oldum. Buradan da anlamıyorum. Şimdi buraya bakınca buradan ışık vuruyor, buradan gölge vuruyor ya. Hmm, şöyle dursam, şöyle ya da. Hayır öyle de değil. Şöyle karşıdan mı bakacağız bakalım. Aa, ya da şöyle yapalım, daha mantıklı. Aynaya bak. Bakacaksın, mecbur göreceksin. Bakayım artık. Ya. Ben bakayım. Ben seni görüyorum. Ha, görmüyor musun? İyi o zaman. Seni izliyorum şu an. Valla. Evet. İyi. Okey. İşte. Gördün değil mi? Evet. Göt. Bir böyle kapatmadan önce bir baktım, yolluk aldım. Bakışırım erkekleri dersin gitsin. Deniz duysun, bunları duysun. İşte dersin gitsin, ölsünler. Olay. Olay diye ben. Merak ediyor. Meraklı. Sevdim. Güzelmiş. Ben bayağı şanslıyım. Kirpik takmama gerek yok. Maşallah var. Bülent Ersoy gibisin aşkım. Kim kardeşin olayım derken. Bülent Ersoy oldum. Her seferine bakacaksan sıçtık. İzin verdik de her seferinde dön bak diye değil. Peki. Seksi Instagram kızı olmak istiyorsun ya. Hı. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani şey, nasıl seksi Instagram kızı olunur mesela? Ha, tamam, biliyorum. Sağlıklı bir vücut. Ama şey de değil. Çok ince olmuyor onlar, onu da biliyorum. Tatlı mı? Tabii, kalçalar falan. Oluyor yani. Bizim asla sahip olamayacağımız kalçalar. Evet. Belki kendime popoluk almayı düşündüm. Şaka yapıyorsun. Denemek için çok merak ediyorum nasıl duracağını. Yok, ben direkt verip parasını yaptırmayı düşünüyorum yani. Tamam, herkes kendi bütçesine göre kardeşim burada. Allah Allah. Benim de bütçem. Ya bütçe yine ayarlanır. Olay acısı ama çok büyükmüş. Evet. Onun acısı çok büyükmüş. Yani. Ben Samet'in şey... Ben de orada aynen, gördüm. Aynen, videosunu izlemiştim Samet. Ondan sonra orada o söylüyor. Korkuttu beni gerçekten ya.
Samet o kadar estetik yaptıran bir insan. O söylüyorsa yani acılı diye. İnanırım hani acılı olduğuna. Direkt çok gibi kıracağım. Ay pardon. Gülme. Özür dilerim bir dakika. Gülecek bir şey yok. Duruşun çok komik. Niye ben sana bir gün makyaj yapıp böyle duruyorsun? Hatırladım. Uyuyordum orada ben. Ben ama en çok Instagram'da hangi kızlara düşüyorum biliyor musun? Gotik tarzı olanlara çok düşüyorum. Ya da anime gibi makyajlar yapanlar var ya, onlara çok düşüyorum. Ben onlara düşmüyorum mesela. Bilmiyorum, ben biraz şirin seviyorum. Karakter gibi olması değil de hani kız normal hayatta da, gerçi onlar normal hayatta da öyle. Ama ben işte ondan keyif almıyorum işte. Ha, benim o hoşuma gidiyor yani. Hoşuma izlemeyi evet izlemeyi seviyorum ama hani ay ben de öyle olsam, işte ben de öyle giyinsem falan gibi bir şey. Yok, özenle bende de olmuyor. Evet. Hani imrenme böyle olmuyor. Hani demiyorum. İlham almıyorum ya da. Ha, öyle söyleyeyim. Bak nasıl kapattı. Değil mi? Gözaltın var diyenlere gelsin. Ben göremiyorum. Hani nerede? Ece kapatmayı bilmiyor arkadaşlar. Bak kapandı, gördün mü? Evet. Bak bakayım anne. Bibik gibi oldu göz altlarım. Oradan ne kadar garip duruyor. En seksi bulduğum kadın kim Instagram'da? Semih'i çok seksi buluyorum. Onlar işte benim tarzlarım. Jordi'yi çok seksi buluyorum ve gerçekten ilham aldığım kadınlar. Jordi de artık hiç aktif değil. Eskisi gibi değil. Aa, niye? Bilmiyorum, bunalımda mı acaba, anlamadım ki. Sosyal medya detoksu yapıyordur belki. Yani bilmiyorum, çocukları vardı diye iki tane oğlum. Belki de onunla alakalıdır. Yorulmuştur kadın. Ama Jordi beni takip etti. O yüzden çok mutluyum. Evet, takip ediyorum. Nereden gördü de beni, nereden takip etti bilmiyorum. Ama ben ona arada mesaj atıyordum. Ve çok tatlısın, çok güzelsin falan filan diye. Ondan sonra fotoğrafların altına da yorum yapıyordu. O zaman görmesin. Kalpler malpler. Mesela ya ama herkes hayatında birine yazıyor ya. Evet, ama ben çok seviyorum Jordi'yi. Yani ben onu çok eski takipçisiyim. Yani böyle onun takipçisi yoktu. YouTube'a falan yeni girmişti. O zamanlardan takip ediyorum yani. Ve hep böyleyim. Çok tatlı falan diye takip ettiğim için. Hissettim biliyor musun? Şu anki mezuniyetime gideceğim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana öyle bir şey diyecektim. Sen ne zaman makyaj yapmaya başladın? Sen hiç fondöten kullandın mı hayatının evresinde? Evresinde? Kullanmış olabilirim. Lise döneminde kullanmış olabilirim. Ortaokulda ben pudra kullanıyordum. O dönem öyleydi ama evet. Biz de öyle pudra kullanıyorduk. Pudra, gözaltı kalemi, rimel. Yakından nasıl gözüktüğü önemli değil mi makyajın? Kamerada. Evet, benim de bildiğim tek şey o. Kamerada iyi gözüküyor makyajlar genelde. Evet, çünkü ağır makyajlar ve tabaka gibi durabiliyor. O yüzden önemli olan kamera görüntüsü. Kamera look. Yüzüm getirmem lazım. Bakışlarım perficir. Vallahi. Değişik oldun ha. Evet. Bu ben değilim ki. Ben miyim? Bu yeni ben. Ben miyim? Aynada bakıştım. Sensin kızım. Suratımı dokunmayayım, sıcak olsun sonra. Ay yine gideceğim. Highlighter'ım tutuyorum. Şimdi yüz boyutlandırmaya gidelim. Ay yüz boyutlandırma. 3D bir görünüm olabilir miyim lütfen? Ay bir şey söyleyeyim mi? Porselenim. Şu an ben porselenim. Sen makyaj yaptığını sanıyorsun. Gerçekten öyle. Ben sadece renklendiriyormuşum. Sen göz altını falan kapattığını sanıyorsun. Yani yeterli benim için o gene yani. Yani aynaya baktığımda beğeniyorum kendimi sonuç olarak. Evet. Bakayım mı? Gloss sürmek istiyorum. O da içirdi. Highlighter'ı da. Highlighter'ı. Okey. Tamam, şimdi seni giydiriyoruz, sonra da rujunu. Gözler alev. Çok iyi oldu Nece. Hadi o zaman seni şöyle bir giydirme zamanı. Giydirelim. Olay bir kombin yaptık. Vallahi.
Evet, Ece'nin saçlarını toplamaya karar verdik. Çünkü toplu daha güzel duracak. Ay çok güzel oldum ama. Kendime bir düştüm, yalan yok. Alttan mı topladın? Çok güzel oldun kız. İyi güzel oldum. Bir de bir müzikle birlikte bir yürüyeyim. Evet, bir de bir yürü. Bir şov yapalım. Ay çok iyi oldu. Çok güzel. Çok güzelim be. Çok güzel oldun gerçekten. Artık Britney şarkısı dinleyebilirim. Artık buna hazırım. Aman tanrım. Aman tanrım. Bu ne? Bu ne güzellik ya Rabbi. Evet, ayakkabılarımızdan yukarı doğru çıkıyoruz. Bir poz istiyorum sizden. Bana da alkan pozu. Havalara bak, havalara bak. Öğren bu makyajı. Bak günlük ben senin yanında olsam günlük bu makyajla gezerim yani. O kadar güzel oldu ki. Çok yakıştı. Zaten gözlerin çok güzel. Bakışların perficir. Manyak. Şöyle ring light'ın arkasından geliyorum. Tam bir Instagram. Vuh. Deniyorum. Sen şunun neresine geliyordun? Şurasına. Tamam. Hiç bakmadık ona. Gidiyoruz. Seksi bakışlar. Böyle bile olur aslında. Şımarıyoruz kameraya ya. Üç adet bomba gibi reels daha ne olsun? O çekiyor değil mi? Evet. Ne kadar saçma hareketlerimiz varsa hepsini çekti. Makyaj da makyaj ama. Reels'lar çekildi, fotoğraflar çekildi. Birkaçının editi yapıldı, paylaşıldı. Evet. Artık yemek zamanı ya. Ölüyoruz açlıktan. Çok acıktım ben. Vallahi tansiyonum düşmek üzere. Bu videoyu da burada kapıyı da yedikten sonra kapatayım değil mi? Ben geleceğim. Sağlıklı bir şekilde kapattım. Evet, biz yemeklerimizi yiyelim. Hadi görüşürüz. Öpüldünüz. En son makyajlı bir şekilde, harika bir şekilde diyeyim daha doğrusu, yemek yediğimi gördünüz. Ondan sonra yok oldum. Ablam durdu şu an. Çünkü ablama reels falan çektik. Biraz da böyle koştur koştur gibi miydik? Evet. Öyleydik yani. Koştur koştur reels çektik komik. O yüzden şimdi onları editleyecek, dayanamıyor editlemek için. Aynen, bekle. Aynen, YouTube yorumlarını okuyorum şu anda. Öyle videoyu kapatayım dedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.